Mevcut ekonomi, stres, gelecek kaygısı, insanlar ve nicesi. Tüm bunlar birçoğumuzu yıpratıyor ve üzüyor. Peki sizi en çok yıpratan şey ne? Peki sizi bu hayata en çok yıpratan şey ne? Tabii ki ekonomik yani. Ekonomi, yani markete gidiyorsun, 100 lira bir ürün alıyorsun, ertesi gün 200 lira oluyor. Ya aldığımız emekli maaşı 10 bin liraya geldik için. Değil mi yani? Yani tek yıpratan şey ekonomi. Bence yani başka ne olacak ki yani ekonomi oldu güzel durumu güzel olursa zaten yani iyi olursun yani huzurun olmaz yani evde hanım diyor işte yağ getir tuz getir para olmayınca nasıl yapacağım değil mi yani? Yani bu ülkede yaşayan bir birey olarak beni bu hayatta en çok üzen yıpratan şey üniversite mezunu gençlerin imkan bulanlarının yurt dışına gitmesi imkan bulamayanların kendi alanları dışında çalışmak zorunda kalması ülkenin bürokrasisinde, devlet kurumlarında, belediyelerinde, yerel yönetimlerde iş bulamamaları maalesef ülkemizde liyakat sınıfta kalmış durumda. Bu da beni çok üzüyor. Üniversite mezunları boşta gezerken hiçbir işten anlamayan insanlarımız belediyelerde, devletin farklı kurumlarında çalışıyorlar. Bunu görmek bu ülkenin bir bireyi olarak, ülkesini seven bir insan olarak beni çok üzüyor ve yıpratıyor. Artık çok yorulduk. Bu hayattan yorulduk yani ekonomi yönünden çok yorulduk. Zevk almıyoruz hiçbir şeyden. Yaptığımız her şey angarya gibi geliyor bize artık böyle. Zevk almıyoruz. Hep eski şey yapıyoruz. Aslında eski iade etmek çok iyi değil derler. Ama biz şimdi hep eski 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 diyoruz. Önümüze bakmıyoruz yani. Hep geriniyle teselli bulmak istiyoruz. Hayatta bizi en çok yıpratan daha doğrusu bizi sadece değil toplumun bir parçası olduğumuza göre topluma en çok şey yapan etkileyen, olumsuz etkileyen şu dönemde hayat pahalılığı olarak düşünebiliyorum. Bundan daha öncesi özgürlükler mesela demokrasi bu ülkemizde demokrasi ve özgürlükler bir aldatmaca üzerinde sürdürülen sadece söylemler söylenen bir durum. Bu da beni gerçekten çok üzüyor. İnsanları bu kadar kandırmanın, basite almanın anlamı olmamalı ama demek ki siyaset erbabı insanları sürü ya da koyun şeklinde düşündükleri için böyle bir şey yapıyor, bir politika yürütüyorlar. Bu da çok karıcı ve onun için böyle bir iklimde yaşarken çok üzülüyorum. Sizi en çok ne yıprattı? Pahalılık yıprattı. Ekonomi. Ben gazeteciyim ama gazetemi basamıyorum. Her gün dolar düşüyor ama zam yine var. Yine var. İnsanlar perişan yani. Çalışmaktan bir şey anlamıyoruz. Belediyeler aboneleri kesti. Nasıl olacak yani? İnsanlar nasıl geçinecekler? Ekonomi nasıl düzelecek? Ne yapmamız lazım? Yani insanı halk olarak düşünmemiz lazım. Hükümet zaten yok. Bunu halk yapacak yani. Halk düşünecek. 1 lira zam geliyor. Vatandaş 10 lira zam yapıyor. Nasıl düzelecek? Bu şekilde bu hayat şartları bu şekilde düzelmez. Mümkün değil. Babam olmadığı için, vefat ettiği için çalışma mecburiyetinde kaldım ve beni bu hayat bu yüzden çok yordu. Ondan dolayı yani hayat mecburuz çalışma durumunda. Kendi ayaklarımızın üstünde durmaya da mecburuz. O yüzden bu şekilde hayat beni çok yordu. Ekonomi tabii. Ekonomi çok insanı etkiliyor. Çünkü insanın var oldu mu, yani imkanları oldu mu, ekonomisi düzgün oldu mu, istediği şey alır, istediği şey yapabilir, imkanı olur. Hatta çocukları için de daha iyi olur tabii. Yani. Ama insanın ekonomisi kötü oldu mu, hem kendi açısından hem aile açısından bayağı bir etkiliyor yani. Çalışma hayatı muhtemelen. Çalışma hayatıdır. Çok yıpratıyor. Bir de çalıştığımız işleri, şu koşullar ağırdır. Bundan dolayı bizi yıpratıyor. Bir de bu işlerde mesela ben istiyorum ki hani denderle erken yıpratma şey var ya, onu versinler istiyoruz. Bizi bu hayatta en çok yıpratan şey en sevdiklerimiz ya. En güvendiklerimiz, en değer verdiklerimiz. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Şu anda en çok yıpratan şey adaletsizlik. Adaletin yok olduğu yerde hayat ölmüş demektir. İkinci sorunumuz, ikinci ve üçüncü sorunumuz en başta yine ekonomi. Bilhassa emekli olan insanların tamamen ölüme terk edilmesi artı
çocuklarımızın bilimsel eğitimin görmemesi. Bunlar en çok önemli olan konuların başlıklarıdır. En çok yıpratan şey nedir? Vallahi Türkiye'nin durumu malum abla. Kriz. Başka hiçbir şey yok. Stres, sinir en yüksek devlet kademesinde emekliyim. Ama maalesef hayat yok. Buna da şükredelim diyoruz. Ama bunun sonu sizlere, gençlerin. Çünkü biz iyi kötü gidiyoruz.